İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde bir tüfek modellemesi yapacağız. Aslında bu birkaç seri şeklinde olacak ama ilk serinin içerisinde sonuna kadar yaklaşık yarım saat içerisinde detaylara girmeden tamamını bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak bıçaktan başlıyoruz. Kursörü önce merkeze gönderiyoruz garanti olması için. Cursor to center dedim. Ve sonra tekrar bıçağın ortasında bir yere tıklıyorum. Şu anda front ortadan bakıyorum. Shift A, Mesh, Plane objesi ekledim. Edit moda geçtim. Rotate X 90 derece bize doğru çevirdim. Kenar Select modunda kenarları tek tek seçerek bıçağı tamamen içine alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyorum şu şekilde. Sonra bunu Ctrl R ile yaklaşık olarak 11-12 tane bölme oluşturdum ve Ctrl 2'ye basarak Subdivision Surface Modifier'ını iki kat sayısıyla uyguladım. Sağ taraftaki Modifier kısmında bu Modifier'ın Edit modda da gözükmesini sağlayan düğmeye tıkladım. Şimdi önce üst kısımdan başlıyoruz. Yine Vertex Select moduna geçtim. Üstteki vertexleri aşağı doğru indiriyorum. Sınıra ilk gelenler daha fazla inmemesi gerektiği için sınırdan henüz uzakta olan vertexleri seçiyorum ve onları aşağı indiriyorum. Böylelikle bıçağın dış sınırını oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela şuradaki 2, 3, 4, 5 vertexi bir miktar daha içeriye aldım. En kenardakileri sağ tarafa aldım. Burada tek yaptım. Dediğim gibi dışarıda kalmış olan vertexleri seçiyoruz. Ve bu şekilde sınıra getirmeye çalışıyoruz. Ucunu sivri yapmak için en uçtakileri birbirine yaklaştırdık. Bu şekilde kaba haliyle tamam. Şimdi Subdivision Surface Modifier'ını tekrar kaldırıyorum. Çünkü sadece kolay yerleştirme yapmak için uyguladım onu. Görünüş bakımından. Şimdi dışarıda kalan yine vertex varsa onları tekrar şöyle sınıra alıyoruz. Bıçağımızın genel şekli bu. Bunu sağ taraftaki Solidify Modifier ile 3 boyutlu hale getireceğiz. Yalnız iki ayarımız var. Bir tanesi offset'i daima 0 yapıyoruz. İkincisi de thickness'ı ne kadar istiyorsanız o kadar arttırıyorsunuz. Şimdi bunu uygulayalım. Apply dedik. Ve edit modda, daha doğrusu önce bir resme baktık şu şekilde. Bıçak sivri olacağı için Ctrl R ile Ctrl R ile boyuna bir çizgi atıyorum. Ayrıca en uçtan iki tane vertex seçiyorum. Ve onları aşağıdaki Proportional Editing Connected yöntemiyle açık iken ve Pivot Point olarak da Median Point yani ortalama nokta seçiliyken Scale Y diyerek birbirine yaklaştırıyorum. Ben öyle yaptığım zaman sadece uç kısım etki çemberini küçültüp büyülterek ayarlamayı yapıyoruz bu şekilde. İncelmiş oluyor. Ayrıca bıçağın keskin tarafı da alttaki iki kısmı. Onları da seçip yine Scale Y diyerek bu şekilde birbirine yaklaştırıyoruz. Üstten bakarken daha iyi olacak. Scale Y dedik. Şöyle ayarladık. Aslında bıçağın sap kısmı daha değişik yapılacak. Onu da düzeltelim. Şimdi şuradan bir tane Ctrl R ile kısım atıyoruz. Bunu aşağıdaki vertex aktif iken, aktif element aşağıdaki vertex iken Scale Z'de biraz şöyle daraltıyoruz. Bu arada Proportional Editing'i kapatabiliriz artık. Sonra diğer kısımda kalanları yani sap kısmını baştan tekrar yapacağız. Onun için şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu kısmı seçiyoruz. Ve siliyoruz. Yalnız wireframe modunda yapmam lazım bu işi. Yoksa arkadaki vertexleri seçemem. Bu kısımdaki vertexleri sildim. Böylelikle bıçak bu hale geldi. Sapını kaldırdım yani kısacası. Şimdi tekrar sapını yeniden yapmak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Buradan iki tane vertex seçiyorum. W subdivide diyorum. Tam ortadaki vertexi Shift W ile bir kopyasını alıyorum ve tek o vertexi P'ye basarak ayrı bir
obje haline getirdim. Sonra o objeyi seçiyorum. Obje moddayken. Sadece o objeyi. Edit moda geçiyorum. Şu anda o tek vertex, tek başına bir obje. Onu extrude yöntemiyle bu şekilde ilerleteceğiz. Tabi o vertex'i seçtikten sonra ve istikametimiz de X. Bu şekilde. Şöyle geldik. Extrude. Bunu çok ölçekli yapmıyorsak böyle hızlı da yapabiliriz. Bu şekilde. Eğer ölçekli olmasını istiyorsak başka bir takım yolları da var. Ben şu anda hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunu bitirdikten sonra Screw Modifier'ını kullanarak bu kesitten bir silindir objesi oluşturacağım. Birazdan yapacağım onu. Bu yöntem pek çok yerde kullanılabiliyor. Mesela otomobil lastiği yaparken de bu yöntemi kullanarak otomobil lastiğini mesela bir kesitini yaparak sonra döndürerek oluşturabiliyoruz. Şu anda işlem tamam. Buna uygulayacağım yöntem modifier kısmından screw modifier. Ama axis x axis olacak. Bakın oluştu. Smooth shading'i kaldırdım. Bir. Şimdi ikisinin arasındaki bağlantıyı yapacağız. Şöyle. Obje olarak bu obje seçiliyken diğer objeyi de seçiliyoruz. Ctrl C'ye basıyoruz. Yalnız bir yanlışlık yaptım. Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Tekrar en son yaptığım objeyi seçiyorum. Ona uyguladığım screw modifier'ı uygulamam gerekiyordu. Unutmuştum. Onu tekrar uyguladım. Şimdi yeniden Ctrl J ile birleştirdim. İki objeyi birbirine birleştireceğiz. Aslında şartta değil. O tür ayarları daha sonraki derslerde yapacağım ama bu derste hiç olmazsa silindirin yüzeyini kapatıyorum. Ayrıca bıçak kısmının da açık kısmını kapatıyorum. Onu göstermek için şöyle yapalım. Bu kısmı saklıyorum. Bıçağın bu açık kalan yüzeyini de şu ayrıca bir şeyi unuttum gene. Biraz önce sırf bana faydası olsun diye şu iki vertex'in orasına bir vertex oluşturmuştum subdivide ile. Onu buradan kaldırıyoruz. Dissolve vertices ile. Sonra buradaki vertex'leri seçtim. Yüzey olarak şuradakileri. Orayı kapattım. Öbür tarafa bakıyoruz. Öbür taraf önemli değil. Zaten kapalı. Alt T ile sakladığım geri getirdim. Bıçağın bir de arka kısmı var. Şurada. Orayı da kapayalım. F tuşuna bastım. Orayı da kapattım. Bıçağımız hazır. Kaç dakika geçti bilmiyorum ama biraz daha hızlı yapmam lazım. Şimdi şu tutacağımız kısmı yapacağım. Onun için önce bir dersi kaydedeyim. Ctrl S ders diyelim. Sonra Shift S Cursor to Center ve sonra tekrar bunun tam ortasında bir yere bir plane objesi koyuyoruz. Edit modda 90 derece döndürüyoruz. Yine demin yaptığım gibi sınırları sınır kenarlarını bu şekilde yaklaştırıyorum. Kabaca objemizin kenarlarına. Alttakini de yukarıya çıkardım. Üsttekini de aşağıya indirdim. Bunu yaptıktan sonra yine Ctrl R ile her zaman yaptığımız işlem 5-6 tane ara kat koyduktan sonra Ctrl 2'ye basıyoruz. Subdivision Surface Modifier'ın Edit modda gözükmesini sağlıyoruz ve Vertex Select moduna geçtikten sonra en sağdaki grubu yaklaştırıyoruz bu şekilde. Sonra uzakta kalan vertexleri seçiyoruz. Sadece onları yaklaştırıyoruz. Mesela şu vertex içeriye, şunu dışarıya. Serbest hareket ettirebiliriz. Belli bir durumdan sonra. En başta değil de kabaca şeklimizi oluşturduktan sonra şu iki vertexi yukarı çıkartırsak veya şu iki vertex'i aşağı indirirsek aşağısı düzleşir istediğimiz kadar. Bunları da şöyle yanaştırıyoruz. Şu ikisini yukarı çıkartalım. Şöyle ve şunu içeriye alalım. Bunda da şey uygulayacağım için kesit yöntemi daha fazla ileri gitmeye şart değil. Kabaca şekil oluştu. Obje moda geçip apply diyoruz. Edit moda geçiyoruz. Pardon. Ctrl Z. Subdivision'ı apply yapmıyoruz. Kaldırıyoruz. Çünkü onu sadece şey için kullandım. Yerleştirirken şu eğrilikleri göreyim. Kolay yerleştireyim diye. Onun için kaldırdım onu. Kaldırdıktan sonra bir miktar bozuk olan yerleri hemen
şöyle düzeltebilirsiniz. Bu şekilde. Bunun da işlemesini sonra yapacağım. Çünkü bıçakta onun için çok vakit kaybettik. Sol taraftaki vertexleri seçiyorum. Onları siliyorum. Sadece sağdakiler kaldı. Onları aynı demin yaptığım gibi Screw Modifier uyguladım. Bu sefer Z ekseni seçili olduğu için doğrudan doğruya düzgün bir şekilde yerleşti. Apply komutunu uyguladım. Sonra Edit Mode'da alt kısmını kapatıyorum F ile. O da tamam. Bir üstünü de kapatabiliriz istersek. Ama zaten üst kısmında bir aşağı doğru alma durumu var bu şekilde. Ayrıca hazır buradayken onun ortasından geçen üstteki parçayı rahat yerleştirebilmemiz için şöyle yapacağız. Yukarıdan bir grup vertex'i kaldırsak iyi olacak şu şekilde. Bakıyoruz. Şu üç tanesini seçip silebiliriz. Çünkü o aradan şey geçecek. Parça geçecek. O kısmı eğer silecek olursam vertex olarak burası bu şekilde boşaldı. Kapatmasını da sonra yaparız. O şekilde dursun. Şimdi şu en sol kısmını yapıyoruz. Yine obje moddayım. Shift S, Cursor to Center. Sonra ortada bir yere Shift A, Mesh Plane. Edit modda Rotate X 90. Kenar Select modunda kenarları biraz sınıra getiriyorum. Daha doğrusu tam sınıra getiriyorum bu sefer. Alttakini seçtim. Onu da şuraya getirdim. Sağdakini. Burası kolay bir kısım. Doğrudan doğruya dikdörtgen şeklinde bir çizim yapıyoruz. Şu üçgeni çıkartacağım. Onun için Ctrl R ile araya bir kat koyuyorum. Şu iki vertex seçiyorum. Extrude ile Z eksenini de aşağı indiriyorum. Sadece şu vertex'i yukarıdaki vertex ile Atlas komutu ile birleştiriyorum. Sonra bir daha Ctrl R ile buraya bir kat koydum. Şu iki vertex seçiyorum. Extrude Z ile aşağı indiriyorum. Şu vertex'i biraz sağa götürüyorum. Sonra şöyle yapabiliriz. Şu iki vertex seçeriz. W subdivide deriz. Ortaya bir vertex oluşur. Onu GG ile biraz yerine doğru kaydırırız. Sonra extrude da şuraya getirirsek bu dörtlüyü de yüzeyle kapatabiliriz. Bir de şurası var. Ctrl R ile şuraya iki tane kat koydum. Kabaca şu şekilde. Şu ikisini birden GG ile biraz tek tek yapıyorum. GG ile tam alt kısma kaydırıyoruz. Bu şekilde. Ve buradan da yine extrude ile uzantıyı yaptık. Sonra şu en soldaki vertexleri seçiyoruz. Border seçeneğiyle. Orayı extrude ile X yönünde uzattık. Aşağıdan bir çıkıntımız var. Onu uzatıyoruz. Extrude ile. Ve yukarıda da şurada bir uzantı var. Extrude Z ile orayı da çıkardık. Şu parçayı da yapalım. Şuradan Ctrl R ile bir kat alıyoruz. Buradan bu şekilde. Hatta bir tane daha alıyoruz. Şöyle. Sonra şu iki parçadan Extrude ile gidiyoruz. X yönünde. Şurada bir yerde aktif etrafında şöyle dönersek Extrude ile tekrar şuraya gelebiliriz. Bu arada şuraya da iki tane Ctrl R ile kat koyuyoruz ki orayı birleştirebilelim. Sırf birleştirmek için bunu yapıyoruz. Şundan şunu Alt-M at last. Şundan şunu da Alt-M at last diyerek birleştirdik. Bir de şurası var. Ctrl R ile bir kat da buraya koyduk. Ctrl R ile bir kat da şuraya koyduk. Şunların hepsine Scale X'te 0 dersek aynı hizaya getiriyoruz. Sonra şuradan bir yüzey daha oluşturuyoruz. Face ile. Burası tamam. Şuradaki deliği sonradan da açarız. Bunu hemen halledelim. Solidify dedik. Offset'i 0 yapıyoruz. Her zaman offset'i 0 yapıyoruz. Thickness'ı da bakarak ayarlıyoruz. Şu anda bu tamamen size bağlı. Çünkü tek resim kullanıyoruz. Şimdilik böyle kalsın. Apply dedim. Çünkü sonradan da istersek değiştirebiliyoruz.
Şimdi gelelim şarjöre. Shift-S Cursor to Center. Tam ortaya tekrar aldım. Shift daha Mesh Plane. Edit Mode'da Rotate X 90. Ve yine şöyle yapabiliriz. Rotate ile biraz çeviririz. Sonra yine kenarları alıp şarjörün yakınına bir yere getirebiliriz. Dikdörtgenliğin biraz bozuluyor olması çok önemli değil. Ctrl-R ile yeteri kadar 4, 5, 6 tane, 7 tane bölme attıktan sonra Ctrl-2 ile Subdivision Surface Modifier'ı uyguluyoruz. Edit modda gözükmesini sağladıktan sonra Vertex Select modunda önce sağ taraftaki vertexleri bu sefer serbest hareketle, yani GX, GY veya GZ değil, doğrudan doğruya sadece G ile yaklaştırarak şarjörün sınırlarını bu şekilde aynı şekle getirmeye çalışıyoruz. Sol taraftakileri de aynı şekilde yaklaştırdık ve bu şekilde şu üstteki ikisini de sağ tarafa doğru yanaştırdık. Hızlı yapmaya çalışıyorum, belli bir sürede bitirmek için. Şurası da hemen hemen şöyle. Birazdan zaten Subdivision Surface Modifier'ı tekrar kaldıracağız. Şöyle. Evet, kabaca tamam. Kaldırdım. Tekrar gerekiyorsa düzeltme yapacağım. Şurasını düzelttik. Sonra şu hat daha yukarıda olabilir. Aynı şekilde yukarıda da en üstteki vertexleri siliyorum. En alttakiler de hemen hemen yerinde. Yerinde olmayanları da ufak hareketlerle, eğer bir yeriniz shift tuşuna basılı olursa, G'ye bastıktan sonra hassas ayarlama yapabilirsiniz. Şarjörü de bitirdik. Şarjörün bu izlerine daha sonraki derslerde yapacağız. Tekrar 3 boyutlu bakarken Solidify Modifier'ini istiyorum. Offset'i 0 yapıyorum. Thickness'ı arttırıyorum. Şarjör de şu kalınlıkta olsun. Ve tabii ki Apply diyoruz. 1. Şimdi geldik şu parçaya. Yine obje moddayız. Shift-S, Cursor to Center. Parçanın ortasına tıkladım. Shift-A, Mesh Plane dedim. Edit modda Rotate X 90 dedim. Scale-Z'de şöyle daraltıyoruz. Scale-X'de daraltıyoruz. Kabaca şöyle. Kabaca olmasın. Kenar Select modunda üst kenara şöyle tam sınıra indirdik. Altını da tam sınıra getirdik. En uğraştıran parça bu. Yani uzun süren. Şöyle kenarlara getirdik. Şimdi şöyle yapacağız. Şu sayılara uygun şekilde bölümleme yaptıracağız. Ctrl-R ile mor çizgilere bakıyoruz. Kabaca arkadaki o çentiklerle aynı oluncaya kadar ayarlama yapıyoruz. Bir yandan bakıyorum ben şimdi. Şöyle mesela şu iyi. Böyle tam denk geldi. Kaçmış? 31 tane. Tıkladım. Şimdi çentikleri yapmak için onu yerine oturttu. Ctrl-R ile bu sefer de yatayda bir tane koydum. Bir tane de aşağıya koyacağım. Aynı şey aşağıda da var çünkü. Sonra da bu kenarları tek tek seçiyoruz. 1, 2, 3. Bir seferde yapmaya çalışalım. Bunları seçiyoruz. Şöyle. Aşağıda da aynı şekilde seçeceğim. Ve sonra sadece kenarları sil komutuyla, biliyorsunuz, Delete düğmesine bastığınız zaman açılan menüde ki seçeneklerden bir tanesi sadece kenarları sil komutu var. Onu kullanacağız. Ve X Only Edges and Faces dedim. Bakalım şöyle. Bu şekle geldi. Şimdi başka ne yapacağız? Tekrar edit moddayken Ctrl-R ile bu derste yapabileceğim şey şu bölmeleri yapabilirim şimdiden. Hatta bu çıkıntılar da sonradan yapılabilir. Delikler de sonradan yapılabilir. Bunu bu şekilde bırakıyoruz şimdilik. Sadece şöyle yapacağız. Solidify uyguluyoruz. Offset'i 0 yapıyoruz. Thickness'ı arttırıyoruz. Ta ki şu şeye değinceye kadar.
alttaki tutamacı biliyorsunuz. Şey yapmıştık, daraltmıştık biraz. Şöyle, o çünkü onu aradan tutuyor. Bu şekilde kalsın, apply dedik. Şimdi geldik kabzaya. Ctrl S kaydettik. Shift S cursor to center. Şuraya tıkladık. Shift A mesh plane. Edit. Rotate X90. Ve yine kenar select modunda kenarları getiriyoruz. Şöyle kabaca yapmaya çalıştığımız şeklin sınırlarına bu şekilde getirmeye çalışıyoruz. Çünkü aynı şekli vereceğiz ve ondan sonra da 3 boyutlu hale getireceğiz. Ctrl R ile bölmeleri koydum. Ctrl 2 ile Subdivision Surface Modifier'ı geçici olarak uyguladım. Sonra yine her zaman yaptığımız gibi bunları bu şekilde getirip yanaştırıyoruz. Şuna gerek yok. Bu arada şuna da gerek yok. Şuna da gerek yok. Bu şekilde artık serbest hareketle bunları arkadaki eğimli kısımların aynı şeklini verecek tarzda ayarlayabiliyoruz. Sonra şunları da alıyoruz, seçiyoruz ve içeriye doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde biraz döndürelim. Şöyle kaydırdık. Bu çıkıntıları kendimiz sonradan yapacağız. Şimdi bunu bu şekliyle apply dedik. Edit mode'a geç. Pardon, gene yanlış yaptım. Ctrl Z ile geri geliyorum. Apply demiyorum, kaldırıyorum. Çünkü Subdivision Surface Modifier sadece şu kenarları düzgün görebilmek için yaptım. Onun için Edit mode'a geçtim. Ve tekrar şöyle yerlerini ayarlıyoruz. Kabaca. Ve kenarlara getirdik. Bundan sonra da en üstteki iki tanesini siliyoruz. Ctrl Z. İki tane vertex'i X. Vertex silme yöntemiyle siliyoruz. Ve diğer kısımları da şöyle yerine alıyoruz. Bu şekilde. Şurada bir bölmeye ihtiyacımız var. Çünkü şu kısmı yapacağız. Bu şekilde. Şimdi tam karşıdan bakarken bu çıkıntıları yapabiliriz. Yani bir tanesi şu extrude ile, diğeri de şu extrude ile. Bu ikisini yaptık. Vertexleri yalnız şöyle yanaştıralım. Evet, bu da tamam şimdilik. Buna da yine subdivision surface, pardon, solidify, yani 3 boyutlu verme modifier'ına offset'i 0 yapıyoruz. Thickness'ı ayarlıyoruz kendimiz şimdilik. O da o şekilde olacak. Ve apply diyoruz. Karşıdan bakıyoruz. Şimdi sıra geldi. Şu uçtaki namlu kısmını yapmaya. Ctrl S ile kaydettim. Shift S cursor to center. Buraya tıkladım. Shift A mesh plane. Edit modda rotate X90. Ve kenarları kenar select modunda şöyle sınırlara getirmeye çalışıyoruz. Sağ kenarı açıyoruz. Sol kenarı açıyoruz. Şu şekilde. Ve bunu da yine o bıçağı yaptığım teknikle yapacağız. Ctrl R ile yeteri kadar bölme atıyoruz. Ondan sonra Ctrl 2 ile Subdivision Surface Modifier uyguladıktan sonra üsttekileri aşağı indiriyoruz. Mesela şurada bir girinti var. Onu yapıyoruz. Aşağıda da var aynı şey ama sadece üst kısmı yapacağım. Çünkü dediğim gibi Screw Modifier kullanacağız şimdi. Onun için şu şekilde kabaca ayarlamak yeterli gelecek. Şurada bir kısım yukarı çıkıyor. Şöyle. Bu kenarı da içeri doğru alalım. Kabaca tamam. Subdivision'ı kaldırıyorum. Edit modda düzeltmeleri yapacağım şimdi. Gerekiyor ise. Şu uçtaki iki vertex'e gerek yok. Orası kabaca tamam. Şuraya bakalım. Burada aslında şöyle yapmamız lazım. İlave Ctrl R ile iki tane koyuyoruz. Şunu ve şunu
kenarlara taşıyorum. Alt kısmı önemli değil. Sileceğim zaten şimdi. Alt kısmı seçiyorum. Alttaki vertexleri. Onları sildim. Kalan kısmına yine Screw Modifier X ekseni etrafında döndürdük. Kontrol edelim. Tamam. Onu da şey yapabiliriz. Uygulayabiliriz. Apply dedik. Tabii ki obje moddayken. O da tamam. Bir. Ve gelelim en üstteki dürbün kısmına. Ctrl C'yi kaydettim. Shift S kursör to center. Ortaya tıkladım. Daha doğrusu şunun ortasına tıkladım. Shift A Mesh Plane. Edit modda Rotate X 90. Kenar Select modunda kenarları sınıra getiriyoruz. Şu şekilde olsun. Yine aynı yöntemi kullanacağım. Çünkü silindirik bir şekil var. Ctrl R ile yeteri kadar bölme koyduktan sonra Ctrl 2 Subdivision Surface Modifier Vertex Select modunda yukarıdaki vertexleri seçip aşağı indireceğim. Ama şu sağ kısım zaten hizalanmış. Oraya gerek yok. Şöyle bir miktar indiriyoruz. Şuna da gerek yok. Şöyle. Bir tanesinin yerini serbest ayarlayacağım. Ötekini de ona göre düzenleyeceğiz. Şu kısımdakileri biraz kaldırıyoruz. Sonra subdivision'ı kaldırdım. Ve yerine gelmeyen vertexleri doğrudan doğruya ayarlayacağız bu şekilde. Eğer ilave gerekiyorsa ilave vertex, onları da koyduktan sonra mesela şurada bir tane ilave. Alt kısmı önemsemiyoruz. Sadece üst kısma dikkat ediyoruz. Yani üst sınır çizgisine mümkün olduğu kadar düzgün yapmaya çalışıyorum. Bu çıkıntıyı sonradan yapabiliriz. Şu vertexleri siliyorum. Uç kısım burada bitiyor çünkü. Evet. Şimdi border'la alttaki vertexleri sildim. Kalan kısmına yine Screw Modifier'ı X ekseninde döndürdük. Ve bakıyoruz. Kabaca o da tamam. İnce ayarlarını yapacağız tabii ki. Apply dedik. Ve o da tamam. Ctrl C ile kaydettik. Şimdi ortadaki parçalardan mesela şunu yapalım. Şu parçayı. Hepsi ayrı parça gibi gözüküyor biliyorsunuz. Shift S Cursor to Center. Ortaya tıkladık. Shift A Mesh Plane. Edit Mode'da Rotate X 90. Ve doğrudan doğruya Scale ile küçülttük. Kenar Select modunda kenarları şöyle sınırlara getirmeye çalışıyoruz. Ve tam sınıra da getireceğiz şimdi. Şurası şöyle olabilir. Çıkıntıları sonradan yapabiliriz. Şu da tam kenara gelebilir. Bunu da Ctrl R ile birkaç tane bölmeye ayırdık. Subdivision yapmadan nasıl oluyor? Bir de onu inceleyelim. Daha önce hatırlarsanız hep Subdivision'ı kullanıyor idim. Şekli benzetirken sonradan kaldırıyordum onu. Şimdi öyle yapmıyoruz. Sadece doğrudan doğruya yerlerine yerleştirmeye çalışıyorum. Şu anda tamam gibi. Şurada bir çıkıntı var. Onun için araya bir kat koyabiliriz burada. Bu şekilde. Şöyle. Şu anda tamam gibi. Sadece şurada bir çıkıntı var. Onu dediğim gibi sonradan yapabiliriz. Bunu da Solidify ile şöyle bakarken offset 0, thickness arttırıyoruz. Sanırım şarjörden biraz daha büyük olmalı orası. Çünkü resim yok. Sadece tek açıdan resimle yapıyoruz. Evet, az vaktimiz kaldı. Şimdi şunları bitirmeye çalışalım. Şurada bir parça var. Oldukça girintili, çıkıntılı. Ctrl C kaydettik. Shift S Cursor to Center. Şuraya tıkladık. Shift A Mesh Plane. Edit Mode'da Rotate X. X'de 90 derece. Sonra Scale ile küçültüyoruz. Bu şekilde. Ve Kenar Select modunda kenarları tek tek ayarlayarak alttaki şekli benzeteceğiz. Biraz içine giriyor. Ona göre ayarlıyoruz. Tetik kısmı ayrı yapılacak. Şurada bitecek. Şu anda tamam gibi. Ctrl R ile yine dikine bölmeleri attıktan sonra ne yapıyoruz? Vertex Select modunda yine yanaştırılması gereken vertexleri yanaştırarak üstteki şekli benzetmeye çalışıyoruz.
Şurayı komple indirirsek daha kolay. Tabii ki sadece buradakileri. Şöyle indirdik. Şuradaki ayarı yapmamız lazım. Çünkü mesela şu vertex'i ikisini alttakiyle beraber kaydırmam lazım. Zaten alt tarafı da bir miktar yukarı kaydırmamız lazım. Yani şu vertex'leri sadece sağ taraftakileri biraz yukarı çıkardık. Çünkü şu iki vertex'i veya sadece şu vertex'i kaydırırsak araya da bir bölme koymamız lazım. Onun için çizgiyi komple kaydırıyoruz. Araya bir sıra koyuyoruz ve şu vertex'i de tekrar aşağıya indiriyoruz. Burada da şu iki vertex'i yukarı çıkartıyoruz. Çünkü tetiğin o kısmında bir eğim var. Şu da aşağıya doğru inecek. Şurası da bir miktar. Evet, kabaca böyle. Bunu da yine solidify, offset 0 ve thickness'ı arttırıyoruz. Parçanın kalınlığını ayarlıyoruz bu şekilde. Sonra bakalım ne eksik kaldıysa onları da tamamlayalım. Şurada bir ara parça var. O gayet basit. Yine Ctrl S. Shift S kursör to center. Kursörü buraya tıkladım. Shift A mesh plane. Edit modda Rotate X 90. Bunu oldukça küçültüyoruz. O parçayı yapacağız çünkü. Scale X'de daralttık. Şöyle yanaştırıyoruz. Şu vertex aşağıya. Bunu da aşağıya. İkisinin ortasına bir tane vertex. O vertex hafif yukarı. Bombe vermek için. Alttaki vertexleri siliyoruz. Onları sildikten sonra kalan kısma da yine screw ile x ekseninde döndürerek bu şekilde işlemi yaptıktan sonra açık kalan yerlerini kendimiz kapatıyoruz. Bu arada flip komutunu veriyoruz. Çünkü yüzey normalleri şu anda içeriye bakıyor. Pardon, tersiymiş. Düzgünmüş yani. Seçiyoruz. F ile kapattık. Seçiyoruz. F ile kapattık. Böylelikle o parçayı da oradaki yapmış olduk. Şimdi gelelim şu ara parçaya. Yine Ctrl S, Shift S kursör to center. Ortaya tıkladım. Shift A mesh plane. Edit modda Rotate X 90. Scale ile Z'de şöyle daraltabiliriz. Bu arada şu diğer parçaları obje modda saklayalım. Rahat çalışalım. Bunu seçtik. Yapacağımız parça belli çünkü hangisi olduğu. Edit kenar select modunda üç kenara nereye kadar indirebiliriz? Şuraya kadar. Çünkü orada iki tane çentik var. Altı da şu seviyeye getirdik. Ctrl R ile bölüyoruz. Sonra yine vertex select modunda tekrar hangi parçayı yapmıştık? Şu ikisini siliyoruz. Onlar biraz fazla olmuş. Sonra şunu yukarı çıkartıyoruz. Bunu yukarı çıkartıyoruz. Yukarıdaki kısımdan sağdaki iki vertex yanaştırılabilir. Şöyle o zaman öbür ikisini de şöyle yanaştırabiliriz. Şimdilik sadece şu girintiyi çıkıntıyı yapacağım. İki tane şurada var ya, onları Ctrl R ile bir şöyle, bir de şöyle yaparsak, bir de aradan bölersek şu şekilde. Şu iki kenarı silebilirim. Şundan şunu. X onla edges and faces. Orası o şekilde olur. Başka şu kısım uzatılacak. Sol kısım. Çünkü orada vertexleri seçiyoruz. 1, 2, 3 vertex. Extrude X ile nereye kadar? Şuraya kadar. Sonra şu vertexi yukarıya. Evet. Bunu da kabaca bu şekilde yapmış olduk. Ve bunu da diğer sakladıklarımızı da ekrana getirdikten sonra solidify dedik, offset 0 ve thickness'ı da arttırıyoruz. Sanırım uygundur. Geriye iki parçamız kaldı. Birisi burada, birisi burada. Ctrl S, Shift S kursör to center.
ve bu kısımda bir parça var. Buraya tıkladık. Shift A Mesh Plane, Rotate X 90, Scale Z'de daraltacağız. Scale Z'de şöyle daralttık. Yine diğer iki parçayı saklayalım rahat çalışmak için. Bunu da Scale X'te kenara getirdik. Sol kenarı yanaştırdık. Şu şekilde. Üst kenarı da şuraya kadar. Ve Ctrl R ile bölmelerimizi koyduk. Biraz fazla koydum buna. Çünkü şunları tek tek aşağıya indireceğiz. Bu şekilde. Şu kısmı 1, 2, 3 tanesini birden indirebiliriz. Şöyle. Sağ tarafa doğru. Çünkü orada bir çıkıntı var. Onu yaptık. Bu da kabaca bu şekilde olsun. Yine Solidify, Offset 0, Offset 0 ve Thickness'ı da vereceğiz. Sakladığımız objeleri geri getirelim yalnız. Görelim çünkü ne yaptığımızı. Sanırım şu iyidir. Dürbünü üstünde tutmak için. Bir de şu parça var. Uçtaki. Hatta bir de şu bıçakla namluyu birbirine bağlayan var. Onları yapalım. Onları şöyle yapacağız. Ctrl-S kaydettim. Shift-S Cursor to Center. Sonra tekrar buraya. Shift-A Mesh Plane. Edit Mode'da Rotate X 90. Bayağı bir küçültmemiz gerekecek. Şu şekilde. Bunu zaten yukarıdan başlatacağım. Şuradan. Scale ile küçültüyoruz. Biraz büyütelim. Burada şunu yapacağız. Şu iki tane sine Extrude ile Z'de yukarı doğru şöyle uzatacağız. Sonra bunu Ctrl R ile böleceğiz. Şu ikisini Extrude ile uzatacağız. Tekrar Ctrl R ile böleceğiz. Şu ikisini tekrar Extrude ile uzatacağız. Şunu aşağıya indireceğiz. Bu şekilde. Sonra bu ikisini Extrude ile aşağı kadar götüreceğiz. Şöyle. Ctrl R ile şuradan böleceğiz. Şu ikisini seçeceğiz. Extrude ile aşağıya indireceğiz. Z'de. Şu vertex'i G, Z'de. Şöyle yapalım. G, Z'de. Şununla aynı hizaya getireceğiz. Ctrl R ile bölemem. K, C diyoruz. Şuradan bir hat seçiyoruz. Orayı kestim. Yalnız iki defa kesilmiş oldu. Şuradan iki tane vertex'i X Dissolve Vertices dedik. Şu iki vertex'i F ile bir kenar yaptım. Alttaki ikisini de aslında bir seferde bir yüzeyde yapabilirdik. Şu iki kısmını seçiyorum. Bu tamam obje olarak kabaca. Ama şurada birkaç şey var, onları düzeltelim. Şurası mesela aşağı inecek. Şu serbest şöyle gelsin. Orası tamam. Bir de şey yapacağız. Bunu önce bir Solidify yapalım. Solidify Offset 0. Thickness'ını verelim. Yine şöyle bakarak. Bu arada bu tam ortaya yerleşmemiş. Şöyle. Biraz kalın. Şöyle incelttik. Tamam. Çünkü bu şey olacak. Nişan kısmı bu. Ctrl R ile ortasından şöyle alabilirsiniz. Ve sadece şu yüzeyleri üstteki bir yarık yapmak için üst kısma Extrude dedikten sonra Alt-S ile içeriye doğru alabilirsiniz bu şekilde. Bir de şuradan Ctrl R ile tam tutacağı kısımlara denk gelecek şekilde, diğeri de aynı şekilde şuradan. Bunu yanaştırmamıştık. En soldaki çizgiyi. Onu da biraz kaydırıyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi bunlardan yani şu grubu seçiyoruz. Bir de şu grubu seçiyoruz. Shift Double ile çoğaltıyoruz. P Selection ile onları ayrı bir obje haline getiriyoruz ve hepsini birden seçtikten sonra Alt S ile biraz büyüteceğiz. Çok az ama. Sonra da bunlara obje moddayken Solidify veriyoruz ve thickness'larını ters yöne doğru arttırıyoruz. Bu şekilde. Sonra da öbür objeyle birleştireceğiz. Yani Solidify uyguladıktan sonra Ctrl G dedik. Bu ikisi bu şekilde tek bir obje haline gelmiş oldu.
Evet, böylelikle şeyler kalmış. Dürbünlerin açık kısımlarını da kapayalım. Onlar eksik kalmasın. F'le burayı kapattık. F'le de burayı kapattık. Şimdi ayrıntı yapmadık ama bitirdik. Yani uçağın diyorum. tüfeğin genel şeklini bitirdik. Bundan sonraki derste ayrıntılarını da yapacağız ufak tefek. Şimdi dersimizi bir kaydedelim. Bir de biraz daha değişik açıdan bakalım. Öyle bitirelim derse. Bu birinci bölümünü. Shading kısmını açıyorum. Buradan Matcap'i açıp oradan daha değişik bir shader ile bu şekilde bir hale getirmiş olduk. Fena da olmadı. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.